İşler nasıl? İşler yani şu an pandemi sürecinde... Onun için, onu öğrenmek için geziyorum. Ya şimdi şöyle söyleyelim başkanım, işlerimiz zaten durdu. Geçen ay 200 lira gelen elektrik faturası bu ay %5 indirimli 400 lira geldi. Yani hiç, yani şu dükkanın yakacağı elektrik her zaman aynı. Pandemi sürecinde gelen zamlar çok afaki zamlar. Ve önceden aldığımız malı şu an malum dolar da arttı. Evet. Çok afaki rakamlar alıyoruz. Satamıyoruz, elimizde kalıyor, ölenler oluyor, atıyoruz. Ya mecbur, zaten bizim işimiz canlı. Tabii. Satamadığımız sürece hep çöpe atıyoruz. Alım gücü kalmadı. Yani çok eskiden beri olan müşterilerimiz tabii ki geliyor ama evet. Onlar da tabii ki de etkilenmiyor. Eleman iki ise üç ise bir tane veya kendi kalmaya kalkıyor, yok. İş yok. Müşterinin alım gücü düşmesinden şikayet var, bir de müşterinin hafiflemesinden şikayet var. Sizde de aynı mı? Üniversiteler açılmadı ya, bizim gençlere hitap ettiğimiz için üniversiteler şu an gelmedi. Bir de o artı eklendi yani pandemiden ekstra sonra. Ekstra eklendi size. Ekstra eklendi. Hatta sabah baktık geçen yıla. İnanılmaz bir düşüş var yani. Eski ile yeni arasında yani pandemi öncesi, pandemi sonrası. Pandemi öncesi, pandemi sonrası, milattan önce, milattan sonra gibi oldu. Öyle oldunuz. Öyle olduk. Özellikle hani her sektör değil de yani istisna sektörler dışında bizim gibi sektörlerin hepsi bu şeyden yararlandı. Evet. Zarardan yararlandı. Merhaba. Hayırlı işler. Pandemiden sonra işleriniz nasıl? Kötü. Kötü mü? Bayağı etkiledi yani. Müşterimiz azaldı. Her şey zam gelince işler bayağı kötü oldu. Evet. Kira mı burası? Kira. Hem kira. Yani. Elektrik. Evet. Zaten elektrik parasından çok şikayet ediyor esnaf. Evet. Sizde de öyle mi? Bayağı evet. 1993 yılında sizlerin de bakan olduğunuz dönemde imzanız bulunan Emel Termal Turizm belgeniz 2019 yılında iptal edildi. Şimdi anlattı. Evet, bu konuda gelirken sizin desteklerinizi bekliyoruz. Olur. İkincisi, Emet gibi bir ilçe bile, 11 bin nüfuslu ilçeler, çok sayıda büyük marketler var. Büyük marketler yasadısı çıkmadığı için 3-5 tane sigortalı insan çalıştırıyorlar, 40 çeşit esnafa vuruyorlar. Yani bunlar elektrik, süsçacıya, eczan malzemesi, ayakkabı, her şeyi satıyorlar. Haksız rekabete bedeli olarak ve esnaflarımız bu konudan muhatap. Ay çok teşekkür ederim. Bu güzel kız kim? Bu Mehmet Derebey'in kızı. Bunlar büyük çocuklarım. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İşler nasıl kardeşim? İşler, Emel'in nüfusu 18.500. Şehir 11.000 yetişiyor. 40-45 bin kişi müteahhit. 20-25 bin kişi emekli olarak Zavşan'da yaşıyor. Antalya'sı, İzmir'i, Ankara'sı, yani emekli hiçbir şey yok. Bor Karbür Fabrikası yapacağını yine söz belli Berat Albayrak. Ha. Ama hala biz bir şey görmedik. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Zordayız yani. O aşılan paketlerden hiç faydalandınız mı pandemiyle ilgili? Paketlerden sadece kaymakamlıktan aldım işte bir defa. Anladım. Ondan sonra 750 TL falan. Anladım. Öyle verildi. O da zaten hiçbir şey değmiyor. Kaç aydır? Evet. O kadar da bir 750 lira mı aldın? Evet. Neye yeter ya? Bizim başka yerden gelirimiz yok zaten. İşte neye? Yani bir... Kaç çocuğun var? İki tane Allah versin. Okuyorlar mı? Şu anda okuyorlar evet. Bantan aç kesin. Evet. Geçindirebiliyor musun? Evet, şu anda idare ediyoruz. Aşağıda şu anda yaşıyoruz. Haftada ne kadar yatı alıyorsun? Öyle mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani şu anda almıyoruz başkanım. Şu anda haftada yatı almıyoruz. Şu anda almıyoruz. Şu anda günlüğümüzü çıkardık mı kar. Yani yerine göre bir şarj aleti, bir kapak satıyorsun günlük. Yetiyor yani. Yetmek parası şu anda. Çok bir şey beklemiyoruz. İşin açıkçası. Sigortaları, işleri ödeyemiyoruz. Vay be.
kirayı, bırak sen 600-700 lira elektrik parası geliyor, onu ödemeye vallahi zorlanıyor, ekstra şey geliyor ondan sonra geliyor. Kapatmaya geliyorlar, öyle ödüyoruz. Duydunuz değil mi? Ya, tam o kadar ya. O derece. O derece. Ufak yer olduğu için bir de burası. Evet. Çağrı da dönmüyor. O da ekonominin son zamanlar altın dolar fırladı mı bizim buralar daha çok bir şeyler oluyor. Kimse para çıkarmıyor. Yiyen de bu benim deyip gidiyor. Yani yaz defteri demek istiyor. Evet, yani. Evet. Bu benim dediğimi... Burada bile veresiye var. Ya aşırı var. Ya günlük mesela diyelim. Hayır, lokantada bile veresiye var. 100 liralık iş yaparsak 60 lirası veresi gidiyor. %60'ı veresin. Bir nakit para dönmüyor. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Sağ olasın. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.